Ülkemize en çok turist gönderen ülke olan Rusya ile karşılıklı uçuşların ne zaman başlayacağı merak konusu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, olası tarih ve alınacak tedbirleri İzvestiya'ya anlattı. Rus Büyükelçilik, iki ülke arasında uçuşlar hakkında henüz net bir karar olmadığına dikkat çekerken, uzmanlar konuyla ilgili görüşlerini aktardı. İzvestiya'ya konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Rus turistler için kapılarını açmaya hazırlandığını, ancak bu konuda dikkatli davrandığını ifade etti. Ersoy, Türk Hava Yolları 10 Haziran'dan itibaren uluslararası uçuşlara yeniden başlayacak. Ancak Rusya'nın bu ülkeler arasında olması pek muhtemel değil, dedi. Ersoy, Türkiye-Rusya arası uçuşların ancak Temmuz ortasında başlayabilmesini umduğunu belirtti. Nitekim, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, önceki gün, Haziran ayında, Rusya'da dahil olmak üzere, vaka sayısı yüksek ülkelerden turist kabul edilmeyeceğini ifade etmişti. Türkiye'ye gelecek turistlerin, virüs taşımadıklarını belgelemesi gerekiyor. Ersoy'un açıklamasına göre, Rusya'dan Türkiye'ye gelecek tüm turistlerin, COVID-19 taşımadıklarına dair bir belgeye sahip olması gerekiyor. Yolcuların, Türkiye'ye iniş yapmadan en geç 72 saat evvel test yaptırması zorunlu olacak. Turist, virüs taşımadığına dair belgeye sahip değilse, havalimanında test yapılabilecek. Yoğun havalimanlarına, seyyar laboratuvarların yerleştirilmesi planlanıyor. Yapılacak ekspres testler, 5 ila 6 saat içinde sonuç veriyor, ancak bu süre zarfında, turistin nerede olacağı konusunda bir bilgi verilmedi. Virüs tespit edilirse, otelde karantina uygulanacak. Ersoy, ayrıca, Türkiye'ye girişlerde zorunlu tutulan 2 haftalık karantina süresinin de kaldırılmasının planlandığını söyledi. Ancak, virüs saptanırsa, turistin 2 haftayı otelinde, karantinada geçirmesi gerekecek. Testler ücretli mi, ücretsiz mi? Öte yandan Ersoy, testlerin ücretli mi, ücretsiz mi olacağı konusunda bir bilgi vermedi. Ancak, örneğin Avusturya'da ülkeye giren herkesin, sınırda 190 euro karşılığında test yaptırması zorunlu tutuluyor. Uçuşlara açılacak illere, ek yatak, solunum sistemi tedarik ettik. Ersoy, Rusya ile uçuşlara açılacak illerdeki hastanelere, ek yataklar, solunum cihazları tedarik ettik. Bu bölgelere, araçlar, ambulans helikopterler ve uçaklar tahsis ettik. Türkiye'nin, misafirlerimiz için, gerekli hijyen koşullarını sağladığı ve en güvenli seyahat olanaklarını sunduğu konusunda, sizi temin edebilirim, dedi. Ersoy'a göre, Mayıs ayında, ülkedeki havalimanları, aktarma merkezleri, otel ve restoranlar için, sertifika sistemi getirilecek. Yalnızca en güvenli olanlar, misafirleri için hizmete açılabilecek. Konuklar, bu yerlerin isimlerine, özel bir uygulama üzerinden erişebilecek. Ruslar için İstanbul ve Antalya dahil tüm iller açık olacak. Ersoy, Rus turistler için İstanbul ve Antalya dahil olmak üzere tüm illerin açık olacağını ifade etti. Öte yandan uçuşlar başlatıldıktan sonra Türkiye, yalnızca turla değil, kendi başına gelmek isteyen Rus turistler için de açık olacak. Bu konuda bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden İzvestiya'ya yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki uçuşların ne zaman yeniden başlayacağı konusunda net bir tarihten söz etmek için erken denildi. Türkiye'de yurtiçi uçuşların henüz başlamadığını, Ramazan Bayramı ve Arife günü süresince sokağa çıkma yasağının uygulanacağını hatırlatan kaynak, uluslararası uçuşlara yönelik net bir kararın henüz alınmadığını ifade etti. Kaynak, uçuşların yeniden başlatılması, ülkelerin salgın ile ilgili durumlarına bağlı. Ayrıca, turist göndermeye ve kabul etmeye hazır olup olmamalarına bağlı, dedi. Videodaki ve haberdeki emeklerimizi faydalı bulduysanız, beğene basarsanız seviniriz, teşekkür ederiz.